Afiyet olsun. Çok değişik bir tarifle karşımızda hocam. Çok değişik derken aslında hepinizin bildiği tarifler bunlar. Sadece işte ufak püf noktaları ya da bir fikir verebilmek amacıyla. Şimdi ne yapıyorum? Önce pırasamı doğrayarak işe başlıyorum. Pırasamızı çok ince doğrayacağız. Önce onu söyleyeyim ben. Şöyle hiçbir şeyden hiç çekmiyor pırasamız. Bu da tabii sağa sola uçuyor. Doğru. Ne yapıyoruz şimdi? Suyun içerisine alıyoruz. Biraz acısı çıksın. Acısı çıksın diye suyun içine alıyoruz daha doğrusu. Beş dakika kadar ne yaptık? Suyun içinde beklettik. Şimdi bunu ne yapacağız? Süzdüreceğiz. Ocakta kaynayan hazır suyum var. Onun içerisine alacağız. Hem acı suyunu aldık hem de pırasamızı güzelce bir şekilde yıkamış olduk. Suyumuzun içine atalım. Pırasalarımız haşlandıktan sonra ne yapacağız? Diğer işleme geçeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi soğanı doğrayacağız. Yani ben her gün video çekiyorum, her gün video atıyorum. Tabi bu her zaman ağır videolar çekeceğim manasına gelmiyor. Ev hanımlarının 5 dakikada pratik yapabileceği şeyleri çekmem gerekiyor. Aslında grebiydi işte ne bileyim buna benzer tava yemekleriydi. Benim işim. Fırın yemekleri, tava yemekleri. Arada onlara da yer vermem gerekiyor. Pırasamız haşlandı. Ben de şöyle bir parçasına baktım. Yani şöyle söyleyeyim. Lohum gibi oldu. Şimdi ne yapıyorum? Ocağımızın altını kapatıyorum. Hemen süzdürüyorum. Pırasamızın suyu iyice süzüldükten sonra ne yapacağız? Ocak işlemine geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Yağını ilave ediyoruz. Soğanını ilave ediyoruz. Tabii ben bunu siz görmeden ne yapıyorum? Elimle içine sıyırıyorum. Şimdi soğanı karamelize olana kadar kavuracağız. Bana bir döner misin? Şimdi arkadaşlar ben bu yemekleri yaparken yorum yapan arkadaşlara da kulak veriyorum. Diyorlar ki usta o katılır mı bu katılır mı şöyle olsaydı böyle olsaydı. Emin olun onların dediğini yapmaya çalışıyorum. Onların isteklerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Yalnız şu oluyor. Yanlış yemek yapmaya başlıyorum ya da lezzetten ödün vermeye başlıyorum. Bu sefer ne oluyor? İşte pırasaya soğan katılır mı, katılmaz mı? Katmazsam istediğim yemeği, istediğim lezzeti alamıyorum. Yani bunu bir sen oturarak söyleyeyim. İşte pilav tarifi veriyorum. Usta onu katmasaydı şunu katsaydım. Arkadaşlar onu katmasaydı şunu katsaydım olduğu zaman ne oluyor? Ben usta olmuyorum. Ben bunu 20 senelik, 20 senelik, 30 senelik, 25-30 senelik tecrübeyle yapıyorum. Yanıla yanıla, yaka yaka.
Lezzetsiz yemek yapa yapa lezzetli yemek yapmayı öğrendik. Bunu birden öğrenmedik. Bu tecrübeyle, zamanla olan şeyler. Soğanımızı kavurmaya tekrar devam ediyoruz. Şunu söyleyeyim, eğer yağı az kullanmak istiyorsanız az bir su ilave edebilirsiniz. Suyunu çektikten sonra tekrar kavurma işlemine devam edebilirsiniz. Onu bir bilgi olarak vereyim ben size. Yani ben de yağsız yapmak istediğim yemekleri de o şekilde yapıyorum. Karamelize olmaya başladı. Renginden de gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Pırasamızı katıyoruz içine. Kimyon. Baharat tamamen tercihe bağlı. Az bir karabiber. İsterseniz az bir şey de pul biber ilave edebilirsiniz. Şöyle hafiften acı olursa daha lezzetli olur. O şekilde söyleyeyim ben. Şimdi pırasamızda kaldı. Ne yapıyoruz? Yumurtasını kıracağız. Az bir tuz atıyor. İsterseniz buna baharat da katabilirsiniz. Kurasalar da çıtır çıtır diye beni çağırıyor. Yanıyorum diyor. Evet arkadaşlar, yumurtamız hazır. Yumurtasını kıracağımız şekle getiriyoruz. Yani yumurtasını rota üzerine koyacağımız şekle. Şöyle bir yumurtasını hafiften dökelim. Her tarafına ne yapacağız? Yumurtamızı her tarafına yayacağız. Yayacağız ki üzerinden kalıp gibi çıksın diye şöyle dağıtacağız. Yumurtamızı yaydık. Ne yaptık? İçine de şöyle kalıp hale getirdik ki görselliği de güzel olsun. Sadece yemeği yapmak önemli değil. Yemeği bir de görsel yapmak önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağı kapa diyoruz. Alttan çıkan buharıyla üstündeki yumurtanın da pişmesini sağlayacağız. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Tavamız çok şahane oldu. Ben bunun fırında olanını yaptım. Aynısının fırında olanını, tavada olanını basitleştirilmiş bir şekilde fırınla uğraşmadan yapabileceğiniz pratiğini göstermeye çalıştım. Şimdi sunuma geçiyoruz. Tavanı alıyoruz şu şekilde. Şurada şöyle başlayarak. Bana döner misin? Şimdi şunu söyleyeyim. Ben bunu sunarken de geçen takipçi arkadaşlardan biriyle karşılaştım. Usta dedi ya bütün dedi yemeklerini takip ediyorum. Elinden geldiği kadar da yapmaya çalışıyorum falan dedi. Hatırımı sordu. Teşekkür ederim hanımefendi falan dedim. Sakın dedi konuşmamı bozma dedi. Aynı kaba bir şekilde konuşmaya devam et dedi. Dedim ki ya bu takipçi beni övdüğümü sövdüğümü orasını anlayamadım. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun. Ne yapacağız? Tavamızın dibini fazla sıcak yapmayacağız. Yumurtamızı çok yavaş bir şekilde tavamızın içine bırakacağız. Şansımızdan da çift sarılı yumurta çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Yumurtamız köy yumurtası olursa dağılma riski, yani gezen tavukta dağılma riski daha az. Normal yumurtada dağılma riski daha çok. Normal yumurtayı çok yavaş, yani az önce de anlattığım gibi dibine bırakacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Dakika tutacağız. Ocağımızın altı ısık olacak ki tavamızın altı yanmayacak. Yavaş yavaş
buharlanarak yüzünün de hafiften kayısı bağımında pişmesini sağlayacağız. Mesela şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? Yavaş yavaş pişecek. Yani altını yakmayacağız. Altını yaktığımız zaman sarısı pişmeden omletimiz veya işte sağında yumurtamız mahvolur. O şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Altını kısıyoruz. Şu anda buna 2 dakika oldu. Şöyle söyleyeyim. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ne kadar kayısı kıvamında istiyorsanız o kadar yaparsınız. 3 dakika normal olanı, 2 dakikada böyle ekmeğe banınca içine akacak şekilde olanı. Şimdi ne yapıyoruz? Sunumunu gösteriyoruz. Yüzlerce kahvaltılık çeşidini çekeceğim. Allah nasip ederse her gün size birini yayınlamaya çalışacağım.